Hepinize selam arkadaşlar. 60 Seconds Reautomized'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tam olarak buradan devam ediyoruz. Bakalım bu haftaki bölümde başımıza neler gelecek. 51. gündeydik. Yemek bitmişti, su azalıyordu ve 2 kişi kalmıştık sığınakta. Ted de dışarıdaydı. Jimmy kaçmıştı. Jimmy miydi, Timmy miydi artık her neyse kimse bu arada. Neyse o kadar tartıştıktan sonra ikisinin de arası bozuktu en son. Neredeyse hiç uyuyamadık. Umarız bir de radyo bulmuştuk geçen bölüm. Şimdi hatırlatayım dedim de. Malum haftada bir atlamışım ömürleri. Umarız bu bir daha olmaz. Mary Jane açlıktan ölüyor. Ona bugün yemek yok abi. Yemeği boş yere okumayacağım. İkinize de su vermiştim en son. Erzakları paylaşma zamanı mı? Mantenyam. Yok ki. Açlıktan ölmek üzere. Aç. Yok. Yani alo. Radyomuzdan gizemli sesler geliyor ama parazit sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Radyoyu biraz kurcalayıp doğru frekansı yakalamaya çalışalım. Önemli bir şey olabilir. Ya da tam tersi. Öğrenmenin tek yolu var. Dene. Öleceğiz amına koyayım. Yani artık bir şey yok, anladın mı? Aa, kapı tıkladı. Abi bir yemek, ne olur artık yemek lan, ne olur lan. Bazı düğmeleri çevirip birkaç tuşa bastıktan sonra biraz daha temiz bir sinyal yakalamayı başardık. Bir kadın yolda kaldığından bahsediyordu, hem de uzayda mı? Mürettebattakilerinin derip tüm çorbayı içtikleri hakkında bir şey söyledi. Ama bu bir eşek şakası veya sadece delinin teki olabilir. Ama yine de ona cevap göndermenin bir yolu olmasını isterdik şimdilik. Elimizden sadece dinlemek geliyor. Mary Jane açtı. Ya abi yok yani. Biraz daha zaman ihtiyaç duyuyor. Çok bitkin yönü. Dolar abi yok yok, yemek yok yok. Oturmuş radyoaktif manzaranın keyfini çıkarırken yırtık pırtık bir kamuflaj kıyafeti giymiş genç bir kadın gördük. Çok tehlikeli görünen bir tüfeği vardı. Ama bizi oldukça kibar bir şekilde selamladı, bir avcı olduğunu ve büyük bir mutant bölümcenin peşinde olduğunu iddia etti. Mermisi bitmiş ve eğer ona yardımcı olursak kısa bir süre sonra borcunu kısa bir süre sonra öde de yani o kısa süre sonra biz kalır mıyız? O arada da bir Ted gelirse tamamız. Gelmezse sıçtık. Yani bir gün daha veriyorum şu an kendimiz. Aha. Yarrağı yedik şimdi. O örümceği yakaladığında onunla ne yapacağını çok merak ettiğimiz için kabul ettik. Amacını söylemek istiyor. Belki günün birinde öğreniriz. Ted çok uzun zamandır dışarıda ve hala dönmedi. Geri gelmeyeceğinden korkuyoruz. Request Katın Mary Jane açlıktan ölüyor. Ona bugün yani yok abi. Yok. Susadı, bir şeyler veririz. Ara sıra bir şeyler içmeli. Hadi son sularımızı da verelim yani. Bu gidişte çok şey değil. Abi, Mary Jane. Gidebiliyor. Ses her kime aitse artık kurtuluşu imkansız gibi görünüyor. Bir dizi korkunç çığlık sesinden sonra radyo sessizliğe büründü. Bundan hemen önce endişeli bir kadın tam adını ve adresini söyledi. Eskiden bizim kasabamızda yaşıyormuş. Evine gidip geride değerli bir şeyi bırakıp bırakmadığına baksak mı? Sonuçta kana susamış bir uzay canavarına yem olduktan sonra artık onlara ihtiyacı kalmayacak. En azından gelen seslere bakılırsa öyle olmuş gibiydi. Bak abi, şu an imkansızlıkların içindeyiz. Bak. Dawkins rezidansı. Ne oldu? Öldü mü? Ulan tam onu şeye yollayacaktım ya. Aa, iki yemek. Adres bizi yakınlardaki küçük bir daireye götürdü. İçeride iş kıyafetleri, birkaç çift paten ve biraz kaynak bulduk. Evin içi buram buram kahve kokuyordu. Ve kıyafetler de bir restoran garsonunun giyeceği türden şeylerdi. Mutfak lavabosunun içindeki yüzlerce kahve çekirdeğinin altına Astro Yurttaş isimli bir şirketle yapılmış sözleşmeye ait bazı belgeler bulduk. Bu kadın gerçekten de uzaya gitti mi? Kimdi o? Daireden aldığımız domates çorbası içerken bu sorulara kafa yorabiliriz. Artık bunlara ihtiyacı olmayacakmış gibi gelmiyordu hiç sesi. Dolores tüm gücünü kaybetti. Tamam, yemek vereceğiz Dolores'e, tamam. Öldü galiba şey kadın, kız veya her neyse. Sana yemeğini vereceğim de su lazım mıydı Dolores'ciğim? Susuzdu giden. Mary Jane için hiç yemek ayıramadık ve sonunda kız sinirden patlama noktasına geldi ve bir bakışıyla bizi öldürebilecek gibi tek kelime etmeden gitti. Aa, çekip gitti karakter, öyle mi? Ama onun belalı bir eşkıya alıp ihtiyacı olan tüm yemek konservlerine sahip olabileceğini biliyorduk. Tamam, gitmiş. Ölen yok arkadaşlar. Bir şeyden haberimiz yok şu an. Bu elemandan. Tamam. Dışarıya kimseyi gönderemiyoruz çünkü tek başımıza kaldık şu anda. Aha, borcunu ödemek için geri döndüler herhalde.
Açalım bakalım. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere bu gece yemek yemezse sabah görmeyecek. Dolores hala burada güzel bir uyku çekmekten. Tamam. Yemeğini veririz. Al. Boş yere hazırlanmayayım. Yani. Bunlar karşında su teklif ediyor öyle mi? Tamam, damayı veririz. Yanında bir hayvanlı bir kadın geldi. Onun bir deve olduğunu iddia ediyor. Tabii eğer devlerinin beş bacağı olursa. Hayvanın üstünde eşyaların bulunduğu bir paket var. Damaya su veriyormuş. Olur. Yani neden olmasın? Al. Bir daha kapımız çaldı. Abi şu radyodan kurtulsak var ya devletten. Ah yani. Tüccar ile eşyası takası yaptık. Ve kadın yoluna gitti. Gitmeden önce bu sığınaktan kurtulup daha güvenli bir yer bulmak için mutlaka radyo yayınlarını dinlememiz gerektiği konusunda ısrar etti. Tamam, doğru, sadece su istiyor. Şu an gerek yok ama. Bir yere gidemiyoruz. Şu an tek kurtuluş yolumuz radyo arkadaşlar, büyük ihtimal. Bir de bir kamp muhabbeti var ya, o. Kapıda biri var. Ne dediğini anlamıyoruz. Ama kapıyı deli gibi yumrukluyor. Haberler belki iyidir. Belki de kötü. Kapıyı açsak mı? Abi deli gibi yumruklayan birisi. Yok, güvenmedim. Güvenmedim. Hayır. Hayır abi. Tek başımızayız zaten. Hayır. Aha. Kapıyı açmıyoruz. Diğer tarafta ne var kimin de pişman olmaktansa tedbirli olalım. Özellikle de tüm bu kargaşadan tek parça halinde kurtulmak üzereyken. Umarız ordu yakında bizi kurtarmaya gelir. Ümidi de artık yaşayamayacak. Su içmezse. Tamam, su veririz. Tamam, sıkıntı yok. Su al. Tamam, gidebilir de gönderemiyoruz abi. Gönderemiyoruz. Alo. Bir dakika. Aha. Devletten bir mesaj daha almayı başardık. Ordu bir kurtarma görevi yapıyor. Tüm felaket zedelerin bölgedeki belirli bir konuma gidip hala hayatta olduklarını belirten bir tabela bırakmalar diyor. Oğlum oradan alsana bizi amına koyayım. Sorun şu ki bize coğrafi koordinatları verdiler ama nereye gitmemiz gerektiğini anlayabilmemiz için bize bir harita lazım. Yoksa tüm bunları tamam abi, tamam al buyur. Yeter ki kurtarsınlar bizi. 58'e geldik amık. 2 ay olacak. 2. Ben burada hayatta kalırım biraz daha burada. Haritaya biraz göz atınca ihtiyacımız olan bilgiye hemen ulaştık. Onlara şey içinde bir mesaj bıraktık. Yese iyi olacak. Şu an sıkıntı yok. Yo. Örümcekler bu sığınak üzerinde bizimle aynı haklara sahipmiş gibi hareket etmeye başladılar. Her yerdeler ve bizden korkmuyor gibi görünüyorlar. Bu gidişatı değiştirmenin vakti geldi. Çorbamızda artık örümcek istemiyoruz asla. Al, yapıştır. Isırılırız, mısırılırız, bir şey oluruz. Tek başımızayız zaten. Direkt failleriz bak. O yüzden şey yok abi. Hayır. Su geldi bir de. Örümcekleri kaçırıp bizim mobilyaların tepesine çıkarmaktan kurtaracak bir şey varsa o da böcek ilacıdır. Bu ölümcül silah kullanmak için bundan daha mükemmel bir an olamazdı ve sonuç muhteşemdi. O küçük pisliklerin 404 tanesini yok ettik. Hatta köşeye gizlenmiş bir su şişesi bile bulduk. Güzel bir gün oldu. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere bu gece yemek yemezse sabahı göremeyecek. Verelim abi. Tamam, bir tane verdik. Güzel. İyi gidiyoruz. Devlet kurtaracak muhtemelen Dolores abi. Dolores akıllı kadın. Ha şu işe bak. Kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık. Duvarlardan birinde bir sürü mantar büyümeye başladı. Yenebilecek kadar büyükler ne dersin? Bugün bir mantar... Hayır. Yemeğimiz var abi. Hayır, öyle bir şeye ihtiyaç yok. Aha. Kamp kuranlar geldi galiba. 60 gün oldu amık. 60 gün. Yani. Aç alabiliriz ama asla yemeyeceğimiz bazı şeyler var. Duvar mantarları da onlardan biri. Susuz kalamaz. Yok, şu an bir şey vermeyeceğim. Hayır. Hayır. Kapımızın önünde bir adam var ve bizimle dost olmak istiyor. En azından iddiası bu yönde. Zararsız görünse de yaşadığı tuhaf bir mutasyon neticesinde fazladan bir çift kolu çıkmış. Bize hastalık bulaştırmayacağından emin olabileceğimizi söylüyor. Bizden yardım istiyor. Ona ve grubuna biraz kaynak verebilirsek buraya doğru gelen bir sonraki yağmacı grubu uzaklaştırmak için bize yardım edecek. Borçlarını ödeyecekler. Suyumuz ne kadar var? Suyumuz 2 mi var? Tam bir emin olayım. 2,5 var. Tamam. Kaynak oldukça yeterli. Bir tane su verelim hadi. Hem başımıza da bela almamış oluruz. En kötü adam sözünü tutmasa bile şu anlık o adam bir dert, hani adamı def etmiş oluruz, anladınız mı? Bu zalim boşluklar, çölde birkaç arkadaşımızın olması güzel bir his. Ailemizin güvenliği söz konusu olduğunda birkaç kaynak küçük bir bedel gibi görünüyor. Dolores bir şeyler yese çok iyi olacak. Geç. Tamam, suyunu veririz şimdi. Al bakalım.
Anız uzun sürdü ha. Kimse uğramadı da bize. Sikeceğim bak. Çöp kutusu boş çorba konserveleriyle dolmaya başladı ve o adını bile anmak istemediğimiz kova artık taşıyor. Her ikisi de tuhaf bir şekilde parlayan, şüphe uyandırıcı derecede büyük vahşi böcekleri buraya çekiyor. Hamam böcekleri savaştan önce bu kadar büyük değildi, değil mi? Maalesef bir şey yapamıyorum şu an. Oradan yeni talimat bekle. İki üzerinde. Abi bunların inşaatı bitmiyor ki. Aa, 61. güne geçmişiz. Ah be abi. Neyse arkadaşlar, bir gün fazladan oynamış oluruz. Yapacak bir şey yok. Böyle. Ama bir dahaki bölüm göreceksiniz ne yazık ki. Böyle olacağını biliyordum ya. Böyle olacağı belliydi. Neyse. İbneliğini yapıyorum. Aha, hamam böceği var lan orada bayağı büyük. Uyum mutant hamam böceği. İnşallah bir tersi çıkmaz abi. Neyse evet arkadaşlar. 60 Seconds'ın bu bölümü bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.